Bir kez daha konuğumuz sevgili Mümin Sekman. Bir video izledim. Videoda bir laf etmişsin. Galiba Doğan'ın programıydı, Doğan evet, Rutkay'ın. Evet, evet. Diyorsun ki orada, hayatta en hakiki mürşit can sıkıntısıdır. Evet. Dedim, bulun bana. Evinden aldırdık. Sen ne demek istiyorsun? Evet. İşte bak, insanın söylediği bir söz başına neler açar. Canım çok sıkılmıştı. Ne dediğimi ben de bilmiyordum. Ne demek abi bu? Benim de söyleyeceğim bir şeyler var da çok çok doğru bir tespitte bulunmuşsun. Evet. Can sıkıntısı çok değerli bir şey aslında. Birçok şey insanın canı sıkıldığı için yapıldı, evet, herhalde, değil mi? Şimdi şöyle bir ilginç bir şey var. Can sıkıntısı lütuf ya da lanet olabilen bir şey. Ve bundan hani en alt sınıftaki insanın da canı sıkılıyor, en üst sınıftaki insanın da canı sıkılıyor. Yani böyle parayla ya da şöhretle, evet ya, ünvanla, statüyle kurtulabileceğiniz bir şey de değil. Ya bu anlamda insanlık durumlarının en temel şeylerinden biri. Tezim şu. Can sıkıntısı adil bir şey. Evet. Herkesin yani canı sıkılabilir. Sınıfsızca seviyor herkesi. Evet. Herkes ona eşit mesafede, gökyüzü gibi herkes eşit mesafede ve herkesin ufkunda duruyor. Şimdi can sıkıntısı bir yandan şundan kaynaklanıyor. Bir yapabileceğimiz var, bir de yaptığımız var. Bu yapabileceğimizle yaptığımız arasındaki fark, o kapasite boşluğu, bu can sıkıntısı yapıyor. Yani mesela iletişim, askerde vardır ya, iletişim fakültesi bitiren var mı diye sorarlar. Birisi elini kaldırır, gel bakalım derler, priz taktırırlar ya da antene yerlatırlar böyle. Onun gibi hani biraz da esprisine yaptıkları sonuçta. Kapasitenizin çok altında işler yaptığınız zaman canınız sıkılmaya başlıyor. Şimdi insanlar doğuyor, dünyayı merak ediyorlar. Çocukken her şeyi öğrenmeye, çünkü neyin nasıl çalıştığını, mekanizmasını anlamaya çalışıyor. Bu böyle devam ediyor. Sonra bir yerde okula başlıyor. Okulda ya sen boş ver, merak ettiklerini bırak, biz sana bilmen gerekenleri veriyoruz diye beynine. Bu sefer bilgi yukarıdan tıkılmaya başlıyor. Burada biraz merak zedeleniyor. Sonra tekrar işte iş hayatına atılıyor. Okul hayatı bitti, iş hayatı. Yeni bir mekanizma, yeni bir dünya. Orayı keşfetmeye çalışıyor. Fakat yaş, böyle orta yaşa falan gelince her şey monotonlaşmaya başlıyor. Aynı dil, aynı insanlar, aynı iş, her şey bir döngü halinde. Şimdi her şeyin nasıl yapılacağını bildiği zaman biz ona beyin biliminde bazaldan yaşamak diyoruz. Yani otomatize edilmiş bir şekilde beynin nöronlarını çalıştırmadan yaşayabiliyorsun. Yani günlük hayatta yaptığın işin %90'ı otomatik pilotta yapabildiğin bir şeyse, neyin nasıl, hani düşünmen gerekmiyorsa, o zaman can artan kapasite, o beyin hücreleri, çünkü 100 milyar beyin hücresi var, 10 milyarı sana yetiyor yaşamak için. 90 milyarı boşta. Ne yapıyorlar? Onlar işte şeytanlık düşünmeye başlıyorlar, can sıkıntısı üretiyorlar ve alerji de böyle oluyor aslında. Alerji de işte vücuttaki savunma sistemlerinin vücuda yeterince mikrop almayınca kendi kendine ürettiği şey. Can sıkıntısı da böyle bir mekanizma. Peki böyle hayatı biraz radikal bir şekilde değiştirmek mi gerekiyor? Bak şimdi ben bir örnek vereceğim. Hı hı. Açıklamayı sen yap. Hı hı. Bir şey bildiğimden söylemiyorum. Hayatım boyunca en verimli şeyleri jet lag olduğum zaman yaptım. Şöyle ki, onu da açıklayalım. Jet lag mesela, bir uzak bir ülkeye gidiyorsun, bir saat farkı oluyor. Hı. Gece uyuyorsun, o ülkenin en ters zamanlarında uykun geliyor. En ters zamanlarda da uyanıyorsun. Mesela gece bir 3'te kalkıyorsun. Gayet şeysin. Zindeci sabah olmuş. Senin sabahın olmuş. Biyolojik sabahın. Ve o kadar çok başıma geldi ki neler yazdım. Çünkü gidecek bir yerin de yok. Sabahın körü başka bir ülke. 3, gece 2, sabaha kadar. Çok güzel şeyler yazdım. Çok verimli oldum. Kendi rutinimin dışına çıktığım için mi? Çünkü orada da bir can sıkıntısı var. Bak kalktım saat 3, canım çok sıkılıyor ve bir şeyler yapmak hissettim. Beni tetikledi. Rutinimin dışında daha üretken oldum. Yani birçok yazarın, dünya çapındaki evrensel yazarın biyografisinde şöyle bir şey var. 35-40 yaşlarında birkaç ülkelik bir tur yapmışlar. Yani çünkü o artık beyin hücrelerini çalıştırmaya gerektirmeyen, her şeyin otomatize olmuş rutin. Rutin beynin ölümü demek. Zekanın monotonlaşması, ölmesi demek. O rutinleştiği yer zaten insanların çocuk yapmasını bir nedeni de biraz da bu olabiliyor. Yani gelecek, yani başka başka düşünceler de olabilir ama çocuk demek ne demek? Evde yeni bir hareket. Yani 7 kişinin evde veya 3 kişinin evde böyle durduğu bir yere ortaya bir bebek atın, bir anda televizyon gibi o dağı oraya toplar. Yani bu aslında can sıkıntısının dağıtma faaliyetlerinden, yollarından biri bu anlamda. Ama senin duruma baktığımız zaman iki şey var. Bir,
kültürel monotonlaşmanın dışına çıkmış oluyorsun. Çünkü ülkede düşün, her zaman gittiğin restorana gidiyorsun, aynı şeyi söylüyorsun, aynı şey geliyor. Ama başka bir ülkeye gittiğin zaman geçtik gelecek peynirin tadını öngörmeyi. Peynirin o dildeki doğru söylenişini bile düşünmek zorunda kalıyorsun. Bu demek beyin hücrelerinin %90'ının canlanması demek başka bir ülkeye gittiğin zaman. Ve her şeyin başka şekillerde mümkün olduğunu görmek. Daha o beynin kullanılmayan bölgelerini kullanmayı sağladığı için bu bir enerji yükselmesi ve birbirlerini de tetikliyor. Yani beynin bir bölgesini fazla çalıştırınca öbürü de tetikleniyor. Bu topyekun bir akıl yükselmesi meydana geliyor. Yani bu anlamda monotonluk can sıkıntısı demek ve bu bize bir sinyal veriyor. Can sıkıntısı bir çağrı. Ben onu, duygularımızın çağrısı. Sen bu lafı niye ettin? Biz bu programı niye yapıyoruz? Yani bunun faydası ne? Bunun faydası canımız şu. Canımız sıkıldığı zaman sevinelim mi? Evet, onun mesajını anlamaya çalışmak önemli. Evet, onu söyleyeyim. Öyle bitirelim. Can sıkıntısı bir sirendir. Ve gelecekte de teknolojik aletler bize özel geniş zamanlar açılmasını sağlayacak. Zamanımız boşalacak yani ve canımız daha da çok sıkılacak. Can sıkıntısının çağrısını anlamak çok önemli. Can sıkıntısını oyalayarak değil, kapasite kullanma oranını artırarak çözmek gerekiyor. Kapasitene ihanet ediyorsun. Yapabileceğin en iyisini yapmıyorsun. Daha farklı bir şey yap, daha yeni bir şey yap, daha iyi bir şey yap. Sana can yani sıkıntısı bunu anlatmaya çalışıyor. Ateşinin yükselmesi gibi bir sinyal bu. Evet. Öyle mi? Bu da ruhun sinyali aslında. Ruhun, zihnin sana can sıkıntısı üzerine bir şey peki, anlatmaya çalışıyor. Peki çocuklar daha çok kullanmaya başladı bu kelimeyi. Benim canım sıkılıyor diyor. Evet. Ve o diyor ki suçlayıcı olarak da söylüyor. Anne babaya diyor ki benim canım sıkıldı. Bunun sorumlusu sizsiniz gibi söylüyor ya çocuklar. Akran ilişkilerin... Çocuklar niye canı sıkılıyor çocukların? Büyüyünce rutine bindik falan kabul. Çünkü onlar hedonist bir kültürde doğdular ve büyüdüler. Yani YouTube videolarının 1,5-2 dakikaya düştüğü, her şeyin kısa olduğu. Yani hedonist dediğin haz odaklı. Haz merkezli, keyif merkezli ve bunun için çok fazla seçenekleri vardı. Mesela bu konuda ünlü bir eğitimcinin güzel bir teorisi var. Diyor ki çocukların sıkılmasını sağlamamız gerekiyor. Çünkü verimli monotonluktan çıkar büyük eserler diyor. Verimli monotonluk. Yani etrafı, çünkü sıkılan çocuk içine döner. İçini karıştırır. Kendi iç dünyasını keşfeder. Değerli düşüncelerini. Eder. Ama sürekli dışarıdan eğlenceli, işte oyun oynayan, video izleyen. Şimdi bu programı izleyen bir seyirci yaşasın çocuğum sıkıldı diye sevinecek mi bundan sonra? Eğer bir çocuk odada böyle oturmuş gerçekten derin düşünerek, kendi iç dünyasını gözlemleyerek ya da bir şeyi kafaya takmış bir şekilde onu çevirerek düşünüyorsa bu gerçekten o çocuğun derin ve içsel olarak güçlü bir kapasitesinin olduğunu gösteriyor. Peki dünyada bugüne kadar sıkılanlar neler yaptı? Yani uygarlığın belki de canı sıkılan insanların işi olduğunu, yani mağaraya ilk geyik resmini çizen adamlar da bunlardı. Çünkü o buna çok filozofça açıklamaları var. Kimisi de diyor ki işte ölümü unutmak için insan, hani ölme gerçeğini unutmak için özellikle bir şey üretir. Yani can sıkıntısı ve ölüm düşüncesi iki taraftan gelen bir kıskaç ve bunun ötesine kendisini bir şeyle meşgul etmek. İzlediğimiz bir film bize zamanı unuttursun isteriz. Çünkü zamanı unutturmak ne demek? Can sıkıntısını ve ölümü unutmak demek. Okuduğumuz roman bizi içine çeksin, unuttursun. Zamanı unutmak. Yani hipnotize eden işler, hipnotize eden gösteriler, sirk gösterisi hipnotize ediyorsa bizi çok hoşumuza gider değil mi? Hani zamanı unuttuk, zamanı nasıl geçtiğini anlamadık deriz. Bu bize şunu gösteriyor. Can sıkıntısını gideren bir iş yaptığın zaman, insanların sıkılamayacakları kadar ilgilerini çekip içine hipnotize edecek bir iş yaptığın zaman başarı da seni bekliyor. Peki Mümin Sekman modern insana nasıl bir reçete yazar programımızın sonunda? Az kaldı çünkü. Can sıkıntısı konusunda. Can sıkıntısına bir reçete ile bitirelim programı. Yani o en temel fikre dönelim. Bir yapabileceğimiz var, bir yaptığımız var ve yapabileceğimizle yaptığımız arasındaki farkı kapatmaya dönük sistematik olarak İnsan kendimi içimizi... İnsan bunu tespit edebilir mi ya? Yani şu... Şimdi sen tespit edebilirsin. Ben tespit edebilir miyim? Ben kapasitemin çok altındayım ya da kapasitemdeyim, kapasitemin üstüne çıktım. Böyle bir iki şeye bakabilir. Yani bunu iki türlü görebilir. Bir, içten dışa bakabilir, iki, dıştan içe bakabilir.
Yani bir çevresindeki 10 kişiye sorabilir. Keşke ortalamasını alabilir. Bir ibre olsa değil mi? Evet araba evet. Gibi. Tabii tabii süper olur. Başarı ölçer olsa hangi alanda yüzde kaç başarı olma potansiyeli olduğunu gösterse herkes rahat edecek. Evet ya. Yani öbür türlü gereksiz insanlar da yola düşüyor çünkü başarı yola düşüyor. Sen söyle abi. Ya iki şeyle bakabilirler. Yani hakikaten bir formül verecek olursak bir işin gerektirdiği donanıma bakabilirler. Yani bu işin gerektirdiği seviye ne? Politikacıysanız resim yapma becerisi önemli değil ama hitabet çok önemli mesela. Onun gibi işin gerektirdiği beceri seviyesi ne kadar? İkisi benim genetik kapasitem, genetik eğilimim ne kadar? Yani genetik yapım. Yani genimde yoksa da yine yapacak bir şey yok. Yani ha, gen ve işin gereği. O zaman insanın genetiği önemli diyorsun. Evet. O zaman insan, genetik yapı önemli. İnsan isterse her şeyi yapabilir mi? Her şeyi yapamaz. Ben hiçbir zaman bunu söylemedim. Sen söylemedin. Hiçbir zaman söylemedim. Söyleyenler var. Evet, doğru isterse, onu açalım, doğru miktarsa, onu bir kez daha isterse, konuşalım. Tabii tabii. O zaman insan isterse kapasitesi kadar evet, yapabilir evet, diye düzeltebiliriz. Evet, geniyle uyumlu bir gelişim planı yapması gerekiyor. Can sıkıntısını bir tetikleyici olarak kullanmak, üretken bir saplantı oluşturmak. Yani canın sıkılamayacak kadar üretken bir saplantı oluşturmak. Bunu iyi şey olarak kullanıyorum saplantı. Üreten insanın canı sıkılmaz mı? Bence sıkılmaz. Yani zaten doğru kariyer planı ve doğru başarı seçimi, başarıyla aranızda aşk evliliği varsa, yani aşk ilişkisi varsa zaten canın sıkılmaya zaman bulamaz. Yani sevdiği işi gerçekten... Sevdiği işi yapan ve yaptığı işi gerçekten seven, aynı zamanda yapısı da bu sevgisiyle uyumlu olan. Bazen can istersin, sıkıntısıyla mutluluğun bir ilişkisi var mı? Tabii canın sıkılıyorsa mutlu değilsin. Değilsin yani derim. Gibi bir anlama gelir yani. Öncü mutluyum ama canım sıkılıyor yok mu? Mutluyum. Yani değişik bir yaklaşım olabilir tabii yani. İnsanların değişik duygusal kimyaları var. Mümkün yani teknik olarak ama... Tuhaf olur. Bazen olur yani. Hiçbir sorunum yok aslında ama canım huzur batması dedikleri şey değil mi? Mutluyum. Ya, o aslında belki meşguliyet tedavisi gerektirdiğini gösterir. Emekli olan insanlara da onu yaparlar ya işte. Emekli subaydır, emekli başka bir iş yapıyordur ve o zamana kadar hep böyle yoğundur. Emekli olup bir anda böyle içine döndüğü zaman canı sıkılmaya başlar. Çünkü iç dünyasını o 20-30 yıllık iş hayatında çok ihmal etmiştir. İç dünyasındaki bütün taşlar yerinden oynamış, doğru düzgün iç dünyası dekore edilmemiş durumdadır. Düşünceleri, duyguları, davranışları, değerleri. O içine dönmek istemez. Onun için tekrar onu dışarıya git biraz sosyal bence faaliyet çok, yap derler. Çok çok olumlu ve çok güzel bir tespitte bulunmuşsun. Yani çok tebrik ederim. Çünkü hani insan, canı sıkılan insan koşa koşa da depresyondayım diye psikoloğa gitmesine gerek yok o zaman değil tabii mi? Ki. Bunu kendi imkanlarıyla da kendi kendine halledebilir. Ve bu insan doğasının bir parçası. İnsanın yapısında olan bir şey. Çok basit bir mekanizma var. Arzu. Önce arzuluyoruz. Sonra çaba gösteriyoruz. Sonuç alırsak başarılı oluyoruz. Bir süre sonra canımız sıkılıyor başarıdan da. Sonra yeni bir arzu, yeni bir çaba, yeni bir başarı, mutluluk, can sıkıntısı, arzu, çaba, başarı, mutluluk, can sıkıntısı. Bu varoluşsal döngü seni devamlı büyüyen bir spirale iten, atalete düşmemene neden olan, yani hareket, hayat hareket üzerine kurulu. Aslında sürdürülebilir başarı için can sıkıntısı gerekiyor. Evet, çünkü o dürtücü, tetikleyici, harekete geçirici, eylem tetikleyici, canın sıkılmazsa harekete geçmeyeceksin. Bir dakika olsaydı bu konuda ne söylerdi? Çünkü bir dakikamız var. Hayatta en hakiki mürşit can sıkıntısıdır. Can sıkıntısı lanetin değil lütfundur. Canının sıkılmaya zaman bulamayacak kadar yararlı, başkaları da yararlı bir iş yap. Yani öyle bir iş seç, yaptığın işi öyle bir sev ki ya da sevdiğin işi yap. Ve o işi yaptığın için canın sıkılamazsın. Verimli monotonluk çok önemli bir araç. Ayrıca da yararlı bir iş yap, kimsenin de canını sıkma. Evet, öyle de bir şey var. Karşılık, interaktif sık. Ürettiğin şeyi tüketenlerin, film veya işte dondurma, canı sıkılamasın. Yani aldıkları odaklanmaktan, o keyiften canı sıkılamasın yani. Başarısızlık can sıkıntısıdır. Peki, süremiz doldu. Süremizi aşıp yönetmenimizin canını sıkmayalım. Evet. Şimdilik bu kadar efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok eğlenceliydi.